Anne başlıklı yazısında Davut Şahin'in satırlarından kulak veriyoruz. Bir erkeğin kaleminden anne yazısı yazmak zor ama her erkeğin bir annesi olduğunu da unutmayalım. Anneler hep evlatları için yaşar, yaşatır. Kendine emanet verilen misafiri sabırla, bıkmadan, yorulmadan, kırmadan ve incitmeden hizmet eder. Hayatının tamamını onlara adar. Karşılığında ne köşk, ne mülk ve ne de mal talep eder. Evladım üşürsün, giy şu kazağı. Oğlum bir şey yemedin, açlıktan öleceksin. Başın mı ağrıyor? Hemen hastaneye gidelim. Bak bugün konuşmuyorsun, bir şey mi var? Anlat hadi, ben anlarım. Ve zaman Said Nursi diyor ki, Ben bu 80 sene ömrümde, 80 bin zatlardan ders aldığım halde kasem ediyorum ki en esaslı ve sarsılmaz ve her vakit bana dersini tazeler gibi merhum validemden aldığım telkinat ve manevi derslerdir ki o dersler fıtratımda adeta maddi vücudumda çekirdekler hükmünde yerleşmiş. Sair derslerimin o çekirdekler üzerine bina edildiğini aynen görüyorum. Evet, 80 senelik bir ömür. Üstad bu yaşına kadar binlerce alimden, hocadan ders almasına rağmen annemden aldığım ders başka diyor. İlminin çekirdeğinin annesinden aldığı terbiye ve telkinler olduğunun altına çiziyor. Çünkü fıtrat öyle diyor. Bu yüzden olacak ki annenin ayaklarının altına cennet serilmiş. Böyle anneler kaldı mı? Sosyolojik dengeler alt oldu. Anne kavramı bile değişti. Geçmişte ana başlara tacidi, Toplum nezdinde bir değeri vardı. Kocasına iyi bir eş olan kadın, evladına da iyi bir anneydi. Sımsıkı bir gelenekten geliyordu analarımız. Bu gelenekler de değerlerimizi şekillendiren inanç faktörüne dayalıydı. Günümüzde her alana etki eden ve hızla yayılan popüler kültürün anneye bakışı üzerinde bir farklılaşma olduğunu kabullenmek gerekiyor belki de. Popüler kültürün annelik duygularını körelttiğini araştırmacılar söylüyor. Yani bazı uzmanlar blogger anneler diye tanımlanan internet üzerinde blog sahibi olan anneler kavramına dikkat çekiyorlar. Popüler kültürle iç içe olan anneler medyanın yönlendirmesiyle farklı bir kimliğe bürünüyorlar. Anadolu'nun o kendine has, fedakar, korumacı, bilgi yüklü ve şefkat madeni olan kadınlar birer birer kayboluyor. Şimdi bireyselleşme adı, biz olmaktan çıkan ve ben merkezli bir kadın modeli evlerimizi kuşatıyor. Günümüzdeki annelerin aslında anne olamamışlık diye tanımlanması tartışılabilir bir özellik taşıyor. Her kadın potansiyel annedir. Çocukların anası başların tacıdır. Çocuklar anne kucağında ve baba ocağında yetişmeli. Öyle ki davasını, imanını, ahlakını, güzelliklerini böyle bir ailede içselleştirmeli. Öyle anneler olmalı ki acımayı ve merhamet etmeyi, manevi derslerini de onların şefkatinden, fiil ve hareketlerinden almalı. Ki esaslı ve sarsılmaz bir ders alıp Bediüzzaman Said Nursi gibi evlatlar yetiştirebilsin.'' diyor. Yeni Asya gazetesindeki yazısında Davut Şahin